Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel gül şerbeti hazırlayacağım. Yaz aylarında içimizi ferahlatacak mis gibi reyhalı kokusu ile güzel bir şerbet hazırlayacağız. Öncelikle bu şerbeti nasıl hazırlayacağız ve nasıl yaptık? Biz bunları Nisan ayında pet şişenin içerisine gül yapraklarını ayıklayarak şişemizin içerisine koyduk. Şöyle göstermek istiyorum sizlere. İçerisine de bir tatlı kaşığı limon tuzu kullanarak ve su kullandık ve ağzını kapattık. 2 ay beklettik. Ve bunu beklettikten sonra artık kullanma aşamasına geçiyoruz. Ve çok güzel bir şerbet oluyor. Yaz aylarında içimizi ferahlatıyor. Hemen şimdi yapım aşamasına geçiyorum. Şimdi hemen gül suyumuzun kapağını açıyoruz. Hemen bundan bir su bardağı koyuyorum. Çok güzel kokusu var. Hemen şöyle süzgeç yardımı ile boşaltıyorum. Hemen bir bardak daha koyacağım. Şu an o kadar güzel kokuyor ki anlatamam sizlere. Kokusu çok güzel. Şimdi bunun içerisine de hazırlamış olduğum sürahimin içerisindeki suyu koyacağım. 2 bardak gül suyuna 3 su bardağı su koyuyorum. Şimdi suyumuzu da koyduk. Hemen burada 1 su bardağı şekerimiz var. Şimdi şekerimi de boşaltıyorum. Hemen şöyle karıştıracağım. Yaz aylarında gerçekten içimizi ferahlatacak güzel bir gül şerbeti, gül suyu hazırlamış oluyoruz. Evimizdeki, bahçemizdeki güllerle güzel bir şerbet hazırlamış olduk. Şimdi şu görmüş olduğunuz buz küplerini de hemen içerisine atacağım. Buz gibi güzel bir şerbet hazırlamış olduk. Şimdi sizlere şu küçük minik bardaklarla da çocuklar için dondurma hazırlayacağım. Gül şerbetinden. Onları da hemen şöyle koyuyorum. Şöyle kaşıklarını da koyayım. Bunları buzdolabında donduracağım. Organik güzel bir içimizi ferahlatacak bir dondurma hazırlamış oluyoruz. Şöyle. Şimdi hemen şöyle bardağıma da koyayım gül suyumu. Buz gibi gül suyu şerbetimiz hazır. Evet arkadaşlar, bunları hemen buzdolabına koyacağım. Çocuklar için güzel bir dondurma hazırlamış olacağım. Hemen bu görmüş olduğunuz gül suyu şerbetimizi de afiyetle tüketeceğiz. Gül şerbetini hemen şöyle tabaklarıma alıyorum. Buzdolabına koyacağım. Şöyle sizlere de göstermek istiyorum. Sadece içerisine şeker koydum, su koydum. Bu şekilde hazırladık. Bardağıma da koydum. Gül yapraklarını bu şekilde muhafaza ettik ve açtığımızda gerçekten güzel bir reyhalı bir koku oluyor. Güzel bir şerbet elde etmiş oluyoruz. Yaz aylarında da içimizi ferahlatıyor. Hemen şöyle bardağıma tekrardan kalan karışımı da koymak istiyorum.
buz gibi içimizi ferahlatacak gül şerbeti. Şöyle göstermek istiyorum arkadaşlar. Mis gibi oldu. Afiyetle içebiliriz. Kanalımı izlediğiniz için teşekkür ederim. Şimdiden bizlere afiyet olsun diyorum. Hoşça kalın.